Şöyle bir örnekle bu sorunuza cevap vereyim. Bir müzik eseri, bana ait olan bir müzik eseri var. Bu müzik eserinin ben melodilerini ya da güftelerini söylemekle birlikte eser doğar. Yani eser meydana getirildiği anda bütün haklar da kendiliğinden doğar. Biz buna doğal koruma diyoruz. Eser bana ait olan bu müzik eserini benden izinsiz hiç kimse dijital ortama, internete koyamaz. Koyduğunda bana ait olan bir takım telif haklarını ihlal etmeye başlamış olursunuz. Orada bir şeyin sabitlenmesi falan da gerekmiyor. Yani üçüncü kişilerin algılamasıyla birlikte eser meydana gelmiş olur zaten. Benim beynimin içinde olmadığı sürece hak da doğar. Dijital ortamda da aynı şekilde. Dijital ortama eserin konulmasıyla beraber dijital haklarla ilgili hukuki problemler ortaya çıkar. İzinli ise problem yok ama izinsizse artık bu telif hakkı ihlalidir ve mevzuatta düzenlenen 1 ila 4 yıllık hapis cezaları ve 3 katına kadar tazminatlarla karşı karşıya kalır bu hakları izinsiz kullanan kişiler.